Ayvalık'ta yemek yapmak benim bütün özlemim. Aşçılık bana annemden kalan bir miras, bir hazinedir. Lokum olacakmış beyler. Sürüz bodrosyanı yapma. Çocukluğum benim hep düğün mutfaklarında ve sünnet mutfaklarında geçti. Çağdak gelindir, çağdak üçündür, kalamarlar tamamdır. Ayvalık demek bana çocukluğumun geçtiği ve nefes aldığım ve oksijen aldığım, gerçekten burada huzur bulduğum, 30 yıllık severek yaptığım mesleğim demek. Toparlan burasını. Mesut gel Sabahtay'a geç. Bütün hikayem benim o cekete girdikten sonra her şeyin bittiği an benim mutfak merdivenlerinde başlıyor. Takmadan vitrinime hiçbir şey koymam. Çünkü ben beğeneceğim ilk önce, ondan sonra vitrine koyacağım ve orada sunulan şeyini de gerçekten ben savunacağım onu. Çok güzel tarafımız var. 15 dakika. Adım Savaş Irlan, Ayvalık doğumluyum, Mübadele torunuyum, Mübadele'de karşıdan gelen dedemlerin torunuyum. Buranın kültürünle büyüdüm, Adana'nın ve Ayvalık'ın eski sokaklarında çocukluğum geçti. O taş binaların içinde yetiştim. Abim aşçı, rahmetli annem aşçı. Ben annemle beraber çocukluğum benim hep düğün mutfaklarında ve sünnet mutfaklarında geçti. Dedemin kahya olması, babamın zeytinle alakalı olması beni hep böyle bir zeytinlikten bir zeytinliğe atarak ve zeytin ağaçlarının üstünde büyüyerek, zeytin çuvallarının üstünde fabrikalarda gezerek, taş baskılarda ve roje toplayarak, bamya toplayarak çocukluğumu geçirdim. Ve onları pişiren bir kadının evinde yetiştim. Ve çok büyük, kendine özgü, değişik, onun da sebzelerle yaptığı çok güzel tatlar vardı annemin de. Ve onlardan esinlenerek bizim de daha da ileri gittik. Abim var, abimle beraber mesela bir mutfakta çok çalıştık. Büyük abim benim aşçı. Orta abim ve pizzacı o şeye gitti, Amerika'ya kaçtı. O beni istediler, ben onu gönderdim. O gitti, orada kaldı ama şu an o işi yapmıyor tabii. Biz ikimiz büyük abiyle beraber annemizin mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Lokum olacakmış beyler. Kesime gel. Ayvalık'ta başladım. Orada da 30 çeşit sulu yemek ve komple deniz mahsulü çıkan koca bir dolap. Şimdi orada şöyle bir şey var. Rahmetli Giritli bir dayımız vardı. Nurlar içinde yatsın. İsim Ali Kamber diyeceğim. Onu herkes bilir zaten. O adamın bizde eli var. O adam saat 9'u çeyrek geçe kapıya geldiğin zaman kapı kapanırdı. Çünkü 8 personel vardı dışarıda. 8 personelle içeride vardı. Biz servis esnasında gelip saat 9'da girdikten sonra yemek yapmaya başladık. Yemeklerin ana malzemelerini kesmeye başladık. 9'u çeyrek geçe kimse içeri almazdı. Biz saat 9'da kapıda birikirdik ve 8'imizi 16'mızı içeri alırlardı. 8 mutfağa girerdi, 8'de biz dışarıda masaları kurardık. Orada kuzuyu açardık. Balık mahsulleri olan da balıklarımızı açardı, ayıklardı. Mutfağa aktarırdık ve mutfaktaki personel de o yemekleri yapıp tepsiye sunar, tepside ve kara fırında pişecek olanlar da kara fırına giderdi. Onları da biz taşırdık tekrardan, yaptıktan sonra. Toparla burasını. Mesut gel Sabahtay'a geç. Uçmaz sen, kanını atayım mı? Günah, sıcak, sıcak olsun. Sonra adam ağacı alan başladı. Dedi ki, arkadaşlarım zaten kendileri de, baba zaten babanın elinde büyüdük, öyle sayılır. Zaten genciz, 22-23 yaşındayız. Ondan sonra burada kendimizi daha da geliştirmeye başladık. Daha da güzel şeyler sunmaya başladık. Ve sunduklarımız gerçekten çok hoş şeyler. Çünkü burada kültür bambaşka bir kültür. Giritlisi var, Adalısı var, Boşnağı var, Bulgarı var. Yani burası gerçekten kültürlerin birleştiği yer diyeyim. Nasıl bir Hatay'da varsa, nasıl bir Adana'da varsa, burada da bir Fransız yaşamış, bir İtalyan yaşamış,
Alman'ı yaşamış, Yunan'ı yaşamış. Bütün kültürlerin birleştiği yer Ayvalık. Kabuklusunu da çok iyi pişirir, yeriz. Çiğini yeriz. Kidonyasını seçer, iyisini biliriz. Nerede yetiştiğini biliriz. Yani balık ve kabuklu bizim kültürümüzde daha eskiden beri var. Ama biz onlara renk kattık sadece. Yani bir akvadese mesela işte tereyağı, zeytinyağını birleştirdik. Deniz suyunu koyduk. Topalım orasını. Mesut, gel sana denk geç. Serkan, peşeyle gelir misin Erdoğan? Evet, tamam. Çağırın, gelince çağırın. Şimdi 30 senedir aynı mekanda çalışıp tabii ki bir şeyleri üretmek gerekiyor. Bazı değişik şeyleri sunmak gerekiyor. Kültürünü de içine katıp sunmak gerekiyor. Zaten bu kültürün içinde yetişmiş bir adamın burada elinde malzeme olduğu sürece çıkaramayacağı hiçbir şey yok. Ve yediremeyeceği kimseye böyle bir malzeme yok. Mesela işte yaptığımız işte en son işte bir pesto soslu bir de levreğimiz var böyle. Ve üstüne patates sarıyoruz. Makarna gibi çıkardığımız patatesi sarıyoruz. Levrek sarma diyoruz ismine onun da. Kabuklarda yaptığımız peynirli kidonyamız var. Canlı sunduğumuz kidonya var. Dediğim gibi akvaryumda çok şekilde sunuyoruz. Bazen böcek geldiği zaman da çok güzel ıstakoz salatası yapıyoruz mesela. Hardal, zeytinyağı, limon içine fazla bir şey katmadan ıstakozu öne çıkararak yaptığımız çok özel ürünlerimiz var. Bir jumbo karidesi mesela biz kadayıfla sarıp tava yapıp üstüne çok ufacık bir güzel, hafif acılı ve tatlı bir sos da sunuyoruz. Mesela fenerimizi akkızla sunuyoruz. Fener kavurmayı natural veriyoruz. Ondan sonra feneri bazen büyük geldiği zaman şiş yapıp sunuyoruz. Yani balık çeşidi özellikle kullanamadığımız hiç balık yok. İşte tekirimiz, barbunumuz, deniz çıpramız, levreğimiz çok şimdi önemli. Yağlı zamanı zaten bir ay sonra daha da yağlanacak. Son 5 dakika. Köfte çıkmış çocuğummuş. Çok güzel kavurdu, kavurusu var. Tatmadan vitrinime hiçbir şey koymam. Çünkü ben beğeneceğim ilk önce, ondan sonra vitrine koyacağım ve orada sunulan şeyin de gerçekten ben savunacağım onu. Diyeceğim ki, ya ben yaptım kardeşim, yani bu yeni yapıldı yani. Sen buna eski diyemezsin veya da bayat diyemezsin. Çünkü öyle bir tepkiler var ki. Adam istakozu getiriyorsun, yeni kesmişsin, sabahleyin kesmişsin, getirmişsin. Sadece soslamışsın. Aa, bunda bir koku var. Onda bir koku olması gerekiyor zaten. Onun kendine öz bir kokusu var. Sana tuhaf gelmiştir o. Ben kendim tattım çünkü. Yani o bozuk olma ihtimali onun yok. Çünkü ben yedim onu. Ona eminim ben. Onunla o tartışmaları yapmadan tabii ki efendim değiştirelim diyorum. Alıyorum. Aynı mezeyi bir daha götürüyorum. O zaman beğeniliyor. Hani böyle bir etki veya tepki oluyor bazen insanlarda. Yani o anki durumu mesela. O beğenmiyor. Ulan 100 kişi beğenmiş. Değil mi yani? 100 kişi beğenmiş yani. Bunu sen diyemezsin onu yani. Eskidir veyahut da bu bozuktur diyemezsin. Çünkü sabah ben tattım çünkü yani. Yeni almışım onu. Canlı ben haşlamışım. Ben kesmişim, ben soslamışım. Kokusu onun kokusu zaten. O kokuyu hiç duymadıkları için bazı insanlara tuhaf geliyor. Lok lok peynirine bak ben buraya. Evet, spesiyel çıkıyor beyler. Kendini atabotu. Burada ne yaparsan yap, burada ne iş yaparsan yap, iyi bir zeytinyağı olmazsa o mezeye iyi bir zeytinyağı dökmezsen o meze hep pürüz çıkarır sana. Kokuyor derler, işte galiba şey işte yoğurt ekşimiş derler ama zeytinyağı gerçekten müthiş önemli. Özellikle Ayvalık'ta çok önemli. Dünyada çok önemli zaten. Yani bir zeytinyağlı meze yaptıysan İçindeki zeytinyağı iyi değilse, mezeden çatal alsan, çatal aldığın andan itibaren anlarsın zaten. Yağın kokusu çok önemli. Mezeyi bastırır. Yağın iyi kokuyorsa, aromalı kokuyorsa, o meze patlar. Yani o soğuk meze gerçekten hikaye anlatılır onun üstünde. Yani derler ki ben bir haydari yedim, ya basit bir haydari yedim ama muhteşem. Aslında zeytinyağı muhteşem. Yani çocukluğum benim zeytin ağaçlarının üstüne geçti. O zeytini koklayarak geçti. O zeytinleri gerçekten sıkılırken o yağın ve pirinanın o kokusunla geçti. Ben büyük derecede şanslıyım o yüzden. Çünkü ben kokladığım zaman da anlayabiliyorum onu. Diyorum ki bu rafine yağıydı. Yani bu kalmış bu, posa yemiş bu yağ.
kokluyorum diyorum ki aa tamam bu taze ya işte. İşte bu. Ayılarını da bildiğin zaman zaten zeytinyağına şaşmazsın. Yani bütün mezeni zeytinyağına bo, kötü de olsa zeytinyağı patlar. Zeytinyağı seni biraz daha yukarı çıkarır. Yani bütün iş zeytinyağı ve taze malzeme ve buradan kullandığın organik bütün her şey. Ve sebze ve balık da. Balık alet, alet olur olacakmış. Evet, iyi bir olsun diyor. Evet, beyler hızlı biraz azdı. Evlerimizden ilk çıktığımız zaman zaten biz tamamen dünya ile bizim bütün alışverişimiz bitiyor. O dolmuşa binip şu kapıya geldiğimiz zaman ve mutfağa girdiğimiz zaman evdeki kavga, evdeki tartışma, çoluk, çocuk, eş hepsi evde kalıyor. Burada sadece bizim kafamızda sadece burada ne üretebilirim o gün. Cegede yediğimiz zaman bütün kafamızda sadece o var. Yani bir yeni ürün nasıl çıkarabilirim, nasıl bir deniz ürünü işleyebilirim. Bütün hikayem benim o cegede yedikten sonra her şeyin bittiği an benim mutfak merdivenlerinde başlıyor. Şimdi arkadaşlar yapacağım benim bir çok özel bir spesiyalim. Şimdi sizlere onu tarif edeceğim. Yavaş yavaş balıkla beraber başlayalım. Tabii sadece bu iş değil bizim yaptığımız. Yapacağımız ürün çok güzel bir arasıcak. İyi bir levreğin baştan olması gerekiyor. Ve aşağıda gördüğünüz gibi filotosunu çıkardık. Şu anda derisini alacağız ve kılçıklarını ayıklayacağız. Özelliği Kasım'ın başında başlar, Ağustos, Eylül'e kadar sürer. Ama en güzel dönemi tabii ki Kasım ayı, yağlı zamanı. Şöyle de bir derisi çıktı bir tanesinin. Yavaş yavaş da bunu ayıklayacağız. Keserken sadece derisine kaçırmamaya dikkat edeceğiz ve çok iyi bir bıçağımızın olması gerekiyor özellikle. Tamamen bu şekilde çıkması lazım. Derisini çok iyi almamız lazım. Şimdi de kılçıklarını almak zorundayız. Çünkü haşlarken çok zorluk çekersiniz bunu yaparken. Ama muhakkak kılçıkları çok iyi derecede çıkarmanız gerekiyor. Tamamen özellikle sıfır kılçık olması, haşlamadan evvel kılçıklarını çıkarması gerekiyor. Sonra sıcak suya alacağız. Tabii bir iki tane sebze de bunun yanında koyacağız. Tamamen balığın kokusunu yok etmek istiyoruz. Kendine öz olan iyotlu kokusunu yok etmek istiyoruz. Şunları birazdan sıcak suya alıp haşlayacağız. Zaten burada hazırlamış olduğum özel sosa, daha doğrusu balığa sadece karabiber, tuz ve kimyon ekliyorum. Başka hiçbir şey yok. Özel bir harman. Onu böyle bir top yapacağız ilk önce. Şimdi bu balıkları özellikle sebzeyle kaynatmamızın sebebi çok az suyla ve çok az bir şekilde haşlıyoruz. Bayat ekmeğimizi çok az bir tane balığa yarım ekmek olarak bayat ekmek kullanıyoruz. Ve suda bekletiyoruz. Çünkü böyle beyaz olması gerekiyor harmanımızın. Ve yavaş yavaş bu harmanı buraya patlıcanın sığacağı bir şekilde açmaya başlıyoruz. Biraz yumuşak olacak ve patlıcanın buraya sarılabileceği şekilde yavaş yavaş açıyoruz. Sonra az közlediğimiz patlıcanı balığın içine sarıyoruz. Sapı dışarıda kalabilecek şekilde.
şu şekilde. Streçle çok iyi bir şekilde balığımızı böyle yavaş yavaş patlıcanı kapatacak şekilde ve sarıyoruz. Çok tercih edilen bir ürün ama çok zor yapılan bir ürün. Onu böyle kapattıktan sonra fazla üzmeden mısır ununun içine bu şekilde bırakıyoruz. Tabii ki sadece köz patlıcanımız tabii yok. Tam bu şekilde böyle bunu harmanladıktan sonra kızgın yağın içine girecek. Tava olduktan sonra da üstüne çedar ve krema sosu dökülecek. Üstü istediğim şekilde renklendirebilirsiniz. Ama sadece bununla kalmıyor Arap sıcaklarımız. Ama çok özel bir benim tabağım var. Arap saçlı sugidir. Akvadeslerimiz var, kabuklar var. Çok önemli kabuklar var. Sadece akvades değil, kidonya, karamidiye, katır tırnağı, arkadan böcekler, istiridyeler. Çok çeşitim var ve çok da sıcaklarım var. Özellikle bunu yemenizi tavsiye ediyorum. Balığımızı köz patlıcana sardık. Patlıcanla balık yakışır mı dediler. Gerçekten yakışıyor. Onu bir denemek istedik ve bütün müşteri ve bütün misafirlerimiz de bunu çok sevdiler. Ve biz bunu ileriye doğru götürdük ve şu an balığımızı sardıktan sonra yapılacak olan işlemleri size göstereceğim. Şu an bunu kızartmaya gidiyorum. Şimdi sosuna geldik. Çok böyle eritilmiş bir çedar peynirim var elimde. Bu sıcaktan geldi bu krom arkadaşımız. Buna 3 kaşık çedar atıyoruz. Ve sosunu hazırlamaya başlıyoruz. Krom sıcak olduğu için bizim çedarımız komple eridi. Ve bir çırpma telinle kremayı dökerek yavaş yavaş çırpmaya devam ediyoruz. Açık sarı renk alana kadar bunu devam ediyoruz. Tabii ki sadece bizde bunlar yok. Yani özellikle dönem dönem yapılan kabukları burada da çalışıyoruz. Mesela bir akvadesimiz var kabukların içinde. Ona ben prens diyorum zaten. Derin sudan ve daha o kadar derine kuma girdikten sonra çıkarılan çok güzel bir kabuklu. Onu muhakkak yemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu biraz zaman alacak. Bunu çırparken ben de size biraz bizim Ayvalık'ımızın kültüründen bahsedeyim. Daha doğrusu yemek kültüründen bahsedeyim. Bu ayda özellikle otlar çok zayıf otlar. Yani çok az olan bir ot bitki türü var. Şu an sadece deniz börülcesi, tarla börülcesi, bamya, işte bir bulursak ısırgan otu, ondan yaptığımız salatalar, akkız, şevketi bostan denilen otumuz, işte Arap sıçı. Onlar da bu 20 gün sonra onlar da başlayacak. Onlarla yapılan çok değerli mezelerimiz var bizim. Haşlaması da yeniliyor. Bir de balıklarla karıştırılanlar var özellikle. Çok yakışanlar var. Mesela akkız fener balıkla muhteşem bir eşlik ediyor ona akkız fener balığına. Çirkin olmasına rağmen eti çok lezzetli olan balıklardan bir tanesi. O dönemde ne oluyorsa zaten onun için akkıza devamlı ilave ettiğimiz başka karideslerimiz de var. Özellikle kavurduktan sonra akkızı da haşladıktan sonra ikisinin beraberliğini sunuyoruz. Ve onlar da birbirinden çok yakışıyorlar. Arap saçın subye ile birleşimi çok güzel. Ahtapotu yine akkızla ve yabani kuşkonmazla pişiriyoruz. Tekrardan kabukları çok etleniyor zaten dönem dönem. Özellikle akvades çok etleniyor. O zaman o kabukları yapıyoruz. Şimdi sosumuz da istediğimiz kıvama geldi. Ot sohbeti yaptığımız esnada. Şimdi de onu kenara alıp üstüne yavaş yavaş gezdireceğiz. Tabii çok nazik bir şekilde olacak bu. Bunu yavaş yavaş böyle renklendiriyoruz.
tamamen kapana kadar, kendini örtene kadar bununla böyle güzel bir kaplama gibi üstüne döküyoruz. Balıkla yoğurt olmaz deniliyor. Bütün büyükler hep aynısını söyler. Peynir olmaz diyorlar. Bir şey çok önemli aslında. Eskiden zehirlenen insanlara sarımsaklı yoğurt verirlerdi. Şimdi o balık zehirlenmelerinde yoğurdun çok büyük önemi var. Kesinlikle balıkla süt, peynir ama çocuktan kalma bir rahatsızlıktır o. Ve hiç kimse de çoğu kez de herkes söyler. Ben balıkla ezmeyi yemem, ben balıkla süt içmem, ben balıkla yoğurt yemem veya peynir yemem. Yani balık satan bütün restoranlarda aynı şekilde bütün malzemeler var. Haydarisi var, ezmesi var, patlıcan salatası var. Ya çoğunda havuçlu ezme var, kabaklı, hepsinde yoğurt var. Beyaz peynir, kavun baştan istenir. 15 dakikası sonra da bize derler ki balığımızı marş edin. O zaman her şeyin yasaklanması lazım. Birbirine eşleşmeyen hiçbir şey zaten yenmez. Ama peynir ve yoğurt balıkla muhteşem. Şimdi balığın kurtulma şansı, eğer balık bayatsa, yanına yoğurtlu bir şey yediyseniz, ölme şansınız, zehirlenme şansınız zaten yok. Çünkü kurtarılacaksınız siz. Yoğurt tarafından, sarımsaklı yoğurt tarafından kurtarılacaksınız. Onun için taze balıkla, onun için de taze balık ve taze ürün yediğiniz zaman ne peynir, ne yoğurt, ne başka bir türlü bir ezme kesinlikle dokunmaz ve her insan yiyebilir. Köz patlıcanlı balığımız şu an bitti ama geri kalan deniz mahsullerimizle ve mezelerimizle buluşmak için hadi masaya geçelim. Çocukluğumun geçtiği bu sokaklar hayatım boyunca en büyük ilham kaynağım oldu. Yemek yapmak benim işimden ziyade bir aile yadigarıydı. Bugün yaptığım her lezzet, misafirlerime sunduğum her tat, yaşadığım bu muhteşem yerin hazırladığım tabaklara bir yansımasıdır.